Yerel bir gazeteci AKP'nin kasabalarda ve küçük yerleşim yerlerinde daha yüksek oy aldığını, büyük şehirleri kaybettiğini lakin kasabalarda istediği oyu alabildiğini söyledi. Ben de kendisine yanıt olarak şöyle yanıt verdim. Kasabalara sıkışan AKP şeklindeydi yanıtım. Küçük beldelerde Alpullu, Hafsa ve benzeri gibi AKP nüfus hareketini kolay kontrol edebiliyor. Burada Alpullu, Hafsa ve benzeri derken kendi yaşadığım yerlerdeki beldelere örnek verdim. Detaylarını açıklayacağım. Hem nüfus hareketliliği anlamında dışarıdan takviye olarak hem de bir mahalleyi kontrol edebileceği derin devlet olanakları mevcut. Oysa aynı kontrolü büyük şehirler için yapamıyor. İkinci husussa AKP'nin dış güçler politikası eğitim seviyesi düşük olan kasabalarda tutarken görece daha eğitimli büyük şehirlerde ters tepiyor. Metropollerde insanlar ötekini görüyor ve merkezleşiyor. Darıcı gelişiyor. Babeski'de yaşadığım için mutluyum. Burada Erdoğan karşıtlığı çok yüksek ve burası politik açıdan bilinçli bir yer, Balkan kültürü var. Değerli izleyiciler, Cumhur İttifakı ve AKP'nin metropollerde, e, metropollerde yenildiğini lakin e, beldelerde ve küçük yerleşim yerlerinde görece daha başarılı olduğunu biliyorsunuz. Bu durum Trakya içinde geçerli. Altpulu Havsa derken buna örnek verdim. Bunun nedeni şöyle, e, böyle yorumluyorum ben. E, AKP devlet olanaklarıyla beraber bir mahalleye, bir sokağa daha iyi hakim olabiliyor oraya. Belki maddi anlamda, belki de manevi anlamda farklı şeyler vermekle bunu sağlayabiliyor. Çünkü kontrol olana daha fazla ve devlet elinizde. Ama bir mahalleyi bir sokağa kontrol edebiliyorsunuz. Devlet olanaklarıyla oraya bir şey sunarak, oradaki kişileri kontrol ederek, maddi ya da manevi bir takım özel şeyler sunarak. Ama aynı şeyi metropollerde gerçekleştiremiyorsunuz. Bir de nüfus hareketliliğini değiştirmek çok daha olası söylediğim yerleşim birimleri 20 bin altındaki nüfusa sahip olan yerler seçim öncesi dışarıdan gelen nüfus hareketliliği var. Zaten nüfusun %25-30'luk bir kısmını değiştirdiğinizde dışarıdan aktarma, nüfus aktarması yaptığınızda bu beldeyi kontrol altına alabiliyorsunuz. Elbette büyük şeylerde bu olanağı bulamıyorsunuz. Üçüncü mesele de bu yazında bahsettiğim üzere. Büyük şeylerde insanlar, metropollerde ötekini, ötekiyi görüyor ve ötekinin yaşam tarzını görüyor. Böylece daha çok merkeze çekiliyor ya da kendisini merkeze çekmese bile daha çok demokratikleşiyor. Demokratikleşen bir insan demokrasinin yanında olur. Dolayısıyla AKP seçmende AKP'nin demokrasi dışına çıkmış olduğunu ve hatalarını görüyor. Peki bunu nasıl görüyor? Çevresindeki insanlarla konuşarak görüyor. Çünkü daha fazla insanla iletişim ve daha farklı modellerle iletişim halinde. Kaldı ki medya gereçlerinin kullanımı ve internet araçlarının yaygınlaşması büyük şehirlerde daha fazla olduğu için daha diri bir bilgi akışına sahip metropoldeki seçmen dolayısıyla AKP'nin politikası daha eğitimsiz ve bir kitleye ve daha çok kasaba tarzı milliyetçiliğe seslendiğinden büyük şehirdeki seçmen aslında pratikte bunun ülke yarar ile çok fazla uyuşmadığı kanısında. Örneğin bir demokrat muhafaza karsa bile ya sağ kanattan gelen biri ise bile vicdanen en azından sandığa gitmeyerek partisini cezalandırıyor. Benim görüşüm kasabalar sıkışan AKP konusundaki görüşüm bu şekilde hepinize mutlu bir gün ve esenlikler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.